Evet, şu an çatı yangını. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bulunduğu sokakta. Alınan ilk duyuma göre çatıda onarım yapıldığı anda şey başlamış, kıvılcımdan dolayı yangın başlamış. Baştan yangın yan tarafta arkada bulunan binaya da sıçradı. İtfaiye şimdi oraya da soğutma yapıyor. Şu an testereleri görebiliyoruz. Testere. Çatı onarımı yapıldı, belli oluyor. Çok sayıda itfaiye, polis ekibi güvenlik şeridi oluşturdu aşağıda. Gerekli tedbirleri aldı ve itfaiye şu an müdahale ediyor. Alevin sıcaklığı şu an burada bile bizi rahatsız ediyor. Evet, şu an bir patlama oldu. İtfaiye ekibi tek hortumla müdahale ediyor. Lakin alev daha da şiddetleniyor. Çatı ahşaptan yapılma olduğu için şu an burada bile sıcaktan durulamaz hale geldi. Karşı apartmanın üzerine duramıyorsun. O kadar sıcak var diyebilirim sizlere. Şu an evet, alt kata, alt daireye de alevler bulaştı. Şu an alt dairede yangın başladı. Yangın giderek büyüyor. Umarım çok daha fazla büyümeden söndürülür. Bildiğim kadarıyla ya, aldığım bilgilere göre şu an apartmanda kimse yok. Yaralı veya başka türlü şu an hasar yok. Sadece çatı yangını ve itfaiye müdahale ediyor. Şu an alt kat, çatı katın sol tarafında gördüğünüz odada yangın başladı. Ufak çaplı iki patlama oldu. Çatı şu an tamamen kullanılmaz halde ama yangın pek duracak gibi görünmüyor ve şu an çatı çöktü. Evet, bir taraftan yangına müdahale, bir taraftan da altta da başka bir itfaiye alttan soğutma yapıyor. Yangına çok fazla yaklaşamıyoruz. Çünkü çok ciddi bir yangının ateşin sıcaklığını hissediyoruz şu an. Mesafemiz olmasına rağmen.
Şu an çatıda yangını izlemek için çıkanlar var. Karşı apartmana çatısına yangın ulaşmasın diye itfaiye tedbirleri alıyor öbür tarafta. Dumanın arkasında olduğu için onları göremiyoruz. Rüzgar buradan gidiyor ya, buraya gelmesi zor. Yani evet. Evet. Evin içlerine bakıyoruz. Alt kat, şu an alt kat yandı. Yani yanıyor, yangın bu tarafa da bulaşırsa şey yok değil mi? Kimse, evde kimse yok. Evi boşalttılar. Boşalttılar da. Ya can kaybı olmasın da. Ya bu yanacak zaten. Ben bunu da... Bu, evet, bu, çünkü bu müdahaleyle zannetmiyorum bu yangın sönsün. Müdahale edemez çünkü her taraf şey, itfaiye evet. Giremiyor ki. Nereden girsin itfaiye? O kadar kötü bir şeymiş ki. İtfaiye yanlış anlamıyorsam orada yangın değil de karşılarda soğutma yapıyor. Karşıya soğutma. Gitmesin diye. Çünkü bu yangını kolay kolay söndürülecek bir yangın değil bu. Evet. Abi buraya da soğutma çalışması olma şansı var mı? Buradan şey yok mu? Nerede soğutma yok. Buradan müdahale olmaz ki. Şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama alt kat tamamen yandı. Bu tarafı da inşallah sıçramaz. Evet, karşı binadan itfaiye ile müdahale edildiğini görebiliyoruz dumanın arkasından. Çatı onarımı yapılırken çatı yangını çıktığı söyleniyor ki çatı onarımında kullanılan malzemeleri görebiliyoruz şu an. Ağaç motoru ve ona benzer malzemeler var. Muhtemelen çatı onarımı yapılırken çıkan bir yangın diyebiliriz. Şu an alevin şiddeti ilk yangına göre düştü çünkü çatının büyük bir kısmı yandığı için ama alt katlara sıçradı. Alt katları size gösterebilecek miyim? Şu şekilde. Şu an daireye inmiş durumda yangın.
Çınarlık Mahallesi, sokağın adını hatırlayamadığım için nokta söylüyorum. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bulunduğu binanın hemen yanındayız. Eğer yanlış anlamadıysam yangına müdahaleden ziyade yan taraftaki binanın soğutmasıyla uğraşıyorlar. Yangın oraya sıçramasın diye. İki hortum. Evet. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama iki hortum yan taraftaki çatının soğutmasıyla uğraşıyor. Çok ciddi bir yangın. Tesellimiz yaralı ve can kaybı yok. Yangına içeriden müdahale de görüyorum. Yani toplamda şu an bir patlama daha oldu. Evet, yangın çatıda şiddetini kaybetmeye başladı ama alt kat daire hala şiddetini devam ettiriyor. Bu şekilde görebiliyor musunuz? Tam olarak emin değilim çünkü sıcaktan duramıyoruz burada. Çatıdaki soğutmayı görebilirsiniz. Çatıya sıçramasın diye. İtfaiye şu an tamamen karşı çatıya odaklanmış durumda ki yangın oraya sıçramasın, başka bir yangın oluşmasın diye. Çünkü buradaki yangın şiddetini kaybettiği için itfaiye ekiplerimiz tecrübeli olduğu için konusunda uzmanlar, onların davranışlarına güveniyoruz.